Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte 0 geometri kampının 9. hafta videolarına başlıyoruz. Evet bu hafta ne işleyeceğiz? Yamuk konusunu işleyeceğiz. Toplamda 4 video olacak. Peki bu videoda ne yapacağız? Böyle bir yamuğa giriş yapacağız. Yani yamuğun tanımından bahsedeceğiz. Evet sayfa numarası 114, 115 ve 116'nın belli bir kısmına kadar yani Yamukta uzunluk özelliklerine kadar işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yamuk konusu. Arkadaşlar öncelikle bu ve bundan sonraki konularda hep şunu yapacağız. Tanımını vereceğiz ve üçgenle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsedeceğiz. Yani tanım çok önemli. ÖSYM artık bundan bahsediyor. Önce tanımını öğrenci bilsin, üçgenle ilişkile, ilişkilendirebilsin diye sorularını soruyor. Haberiniz olsun o yüzden tanımı bizim için aşırı derecede önemli. Karşılıklı kenarların sadece ikisi paralel olan dörtgene ne denir? Yamuk denir. Evet sadece ve sadece alt tabanıyla üst tabanı paralel olacak. Tabi ÖSYM biz yamuk dediği zaman belki şu kenarlar paralel olacak algısını böyle şey yapmak için ne yapıyor? ABC'de yamuk diyor. Hangi kenarların paralel olduğunu da söylüyor. Mesela AB ile CD. Soru kökünde büyük ihtimalle bu olur. Peki bunların paralel olması ne anlama geliyor? Hocam zaten bak bunlar birbirine paralelse doğruda açı kuralları sağlanıyor bir kere. Yani geçmişimizi kullanacağız. Yani burası alfayken burası ne yapar? 180 eksi alfa u kuralından dolayı ya da burası beta iken burası ne olacaktır? 180 eksi beta olacaktır. Daha doğrusu burada da yazmışız. A açısıyla D açısının toplamı kaç derece? 180 derece. B açısıyla da C açısının toplamı yine 180 derece. Doğru açılardaki U kuralından dolayı. Peki, şöyle tanımına bakacak olursak, Yamun tanımında ne var? Paralellik var. Sadece iki kenarın kenarı paralel. Peki düşünecek olursak, geçmişe şöyle bakacak olursak, tabii ki açı so so açı ile ilgili sorular karşımıza gelebilir, açıortay ile ilgili, kenar ile ilgili sorular gelebilir ama özellikle uzunlama ve oranlamaların olduğu sorulardan ne gelecektir? Paralellikte biz hangi konuda çok fazla kullanıyorduk hocam? Benzerlikte. Temel orantı ve kelebek benzerliği çok fazla karşımıza gelecek. Özellikle ve özellikle oran varsa biz bu konulara dikkat edeceğiz. Temel orantı oluşturabilmeyi ya da kelebek benzerliği oluşturabilmeyi çok fazla kullanacağız haberiniz olsun. Bir de böyle madem bu kelebekten temel orantıdan bahsettim benzerlik konusunda da böyle birkaç küçük tüyo vermiştim. O küçük tüyo'lara da burada dikkat edin arkadaşlar. Mesela bir yamuk geldiğinde karşılık kenarı paralel ya evet paralel olmasından dolayı güzel bir şeyler karşımıza gelebiliyor. Mesela ne gelebiliyor? Arkadaşlar Paralellikte de söylemiştim. Açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin diye söylemiştim benzerlikte. Farz edelim şöyle bir şey varsa, açıortaylık varsa, şöyle bir şey var mesela. Bu da açıortay. E açıortaylık varsa, hocam şunlar paralel. Z'ye dikkat et. Hop çizgi ve burada ne geldi o zaman? İkizkenarlık geldi. He, açı ortalık bir de nerede geliyor? Katlamada da üst üste binen açılar işte olmuyor mu? Oluyor. İşte burada katlamada da üst üste binen açıların eşit olmasından dolayı bazen Z'yi kullandırıyorlar. İkisi kenarlık karşımıza çıkabiliyor. Buna dikkat etmeni tavsiye ederim. Bir. İkinci olarak neden bahsedebiliriz? Arkadaşlar. Tabii ki tanımı kullanacaksınız soruda. Mesela şöyle bir şey olduğu zaman. Hocam şöyle bir şey var elimizde. Böyle bir şey olduğu zaman. Burası 90 derece ya. 90 dereceyi sen gördüğün zaman ne yapıyorsun? karşına aklına şey geliyor. Ne geliyor? Hocam dik üçgen. Değil mi? Hemen bir dik üçgen oluşturalım. Hemen şunu çiziyorsun böyle. Çizme kardeşim. Tanımını kullan. Zaten öncelikle biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikli olarak ilk etapta şunu yapıyoruz. Ee, neyi söylüyoruz? Böyle 90 derece falan varsa tamam dik üçgen ya da benzerlikten çıkar diye söylüyoruz. Ama öncelikli olarak verilen bilgileri kullanacağız demiyor muyuz? Kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Hocam Z var bak burada. Z'yi kullanacaksın. Yani dik üçgen niye oluşturuyorsun? Tamam, oluşturacağın durumlar da olacak. O ayrı bir konu. Ama dik üçgeni böyle oluşturmadan zaten dik üçgenin de var. Niye karşılıklı kenarların paralel olmasını kullan. Z kuralı var burada. Z'den dolayı burası 90 derece. O yüzden burada zaten bir Pisagor bağıntısı var. Ekstra bir dik üçgen oluşturmana gerek yok. Evet, böyle ufak tefek şeylere de dikkat edin. Bunlar böyle çok gözden kaçtığı için bununla ilgili sorularda kaçırıyorsunuz. O yüzden böyle tanımdan sonra hemen bunlardan bahsetmek istedim arkadaşlar size. Yalnız yamuk konusunun tanımını üçgenlerle birleştirip üçgenlerle ilgili sorularını da o şekilde çözmenizi de tavsiye ediyorum. Aklınızın bir köşesinde hep üçgen olsun. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam? Evet, şimdi sorulara başlayalım. Örnek 1 ne diyor bakalım? ABCD yamuk, AB paralel DC. Evet, yamuk deyince otomatikman paralel oluyor mu? ÖSYM de bu paralelliği mutlaka mutlaka söylüyor. Sonra burada açılar verilmiş. Arkadaşlar burada sayı var. Önce şuna bakalım. Şu ikisinin toplamı neydi? 180 U kuralından dolayı. Yani 100 artı 4 x eşittir 180 ise buradan 4 x eşittir 80 gelir ve x'i böylelikle ne buluruz? 20 buluruz. Evet x 20. x 20 ise burası kaç çıktı o zaman? 120 çıktı. E burada da yine U kuralından dolayı toplamlarının 180 olması lazım. Dolayısıyla 120 artı y de eşittir 180 olduğundan y'yi de kaç derece buluruz? 60 derece olarak buluruz. Yani örnek 1'i 60 derece bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi burada ABCD yamuk demiş. Şunlar birbirine paralel. Paralelliği kullanacağız. arkadaşım burada bir ikizkenar üçgen var. Şunlara eşit vermiş. E burada bunlar birbirine paralelse bu arada tamam ilk önce ikizkenarlığı kullanalım. 180'den 110 çıkart. 72'ye böl. 35 35 yaptı bunlar. E hocam şunlar paralel ya yamuktan dolayı. Bunu kullanalım. Tanımını kullanacağız. Z kuralı var burada. Z'den dolayı burayı da kaç bulduk? 35 derece bulduk. Evet Z'den dolayı şöyle bir Z'den dolayı. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde. Paralel kenarda eşkenar dörtgende. Yamukta dikdörtgende karede. Böyle açılar olduğu zaman Z'ye de dikkat edin lütfen. Sonra burada da bir üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı da ne olacak? 180 olacak. Yani X artı 100 artı 35 eşittir 180 olduğundan dolayı. Bu x'in toplamı 135. x de 180 eksi 135'ten 45 derece çıkar. Bizden ne isteniyor? x eksi y isteniyor. x'i 45 bulduk. y'yi de kaç bulduk? 35 bulduk. 45'ten 35 çıkınca da kaç geliyor? 10 geliyor. Örnek 2 böylelikle 10 çıktı. Geldik örnek 3'e. Evet neler verilmiş? Böyle bir açı şey verilmiş. Ben şuraya bir alfa dersem CBE açısına alfa dersem EBA açısı 2 alfa olmuş. Alfayken burası 2 alfaymış. Eyvallah. E hocam 135 derece verilmiş. Burada 135 ile şu 3 alfanın toplamını 180 yapması lazım. O zaman 135 artı 3 alfa eşittir 180 diyecek olursak ya da şu ikisinin toplamı direkt tanım gereği şey diyebiliriz. İşte 180 tanımda da zaten açıklamıştık bunu. 3 alfa böylelikle 45 derece geldi. Alfayı da böylelikle 15 derece olarak bulduk. Madem alfa 15 burası kaç çıktı o zaman? 2 alfa olduğundan 30. 30 90 ise burada kaçı? 60 derece oldu. E, U kuralından dolayı toplamlarının 180 olması lazım. 60 artı x de eşittir 180 olduğundan x de böylelikle 120 derece olarak buluruz. Yani örnek 3, 120 çıktı. Geldik örnek 4'e. Evet bir katlama var arkadaşlar böyle. A, D yamuk. BC ile C, birbirine eşit verilmiş. Hemen eşitleri koyalım. Hocam şu ve şu birbirine eşit. Yani şurada da eşitleri koyalım şöyle. E, A B üçgeni B boyunca katlandığında noktası D'nin üstüne geliyormuş. Arkadaşlar katlama. Katlamalı ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şöyle bir katlama var. Hocam şunlar da birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Değil mi? E, hatta burada x kenarda silen kenar ortaya olduğundan burası da ne oldu? Yükseklik olmuş oldu. Tamam. Şimdi ne kullanacağız? Verilen bilgileri kullanalım bakalım. CBA'yı vermiş bize. CBA. Hocam şu açının tamamı 64. Bak ben burada şu x kenarlığı kullanayım öncelikle. Evet ben şuraya bir alfa dersem burası da alfa mıdır? Evet. Sonra a hocam x kenardan dolayı bunu kullandık. Z var burada bak. Hop şöyle bir z var. Hocam z'den dolayı burası da alfa olacak. Ya da şuradan başlayabilirdik. Şuraya alfa alfa diyelim. Z'den dolayı burası 2 alfa yapar. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 2 alfa yaptı. Hocam toplamda 4 alfa. 4 alfa eşittir 64 mü? Evet. 4 alfa eşittir 64'den dolayı alfa da bu böylelikle kaç çıktı? Sanırım 16 çıktı. Evet, 16 çıktı. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? DAB açısı isteniyor. D, A, B açısı isteniyor. E arkadaşım alfa 16 ise şuradaki kaç x açısı diyecek olursam 16 ile x'in toplamı eşittir 90 derece değil mi? Şuradaki dik üçgenden dolayı. Evet. E o zaman x böylelikle kaç çıktı? 74 derece çıktı. Yani örnek 4'ü 74 bulduk. Geldik örnek 5'e. Evet, ABCD yamuk. Paralellikler verilmiş şu ondan sonra AB, EF ve şu paralel verilmiş. Paralelleri kullanacağım. Arkadaşlar bir katlama var. Katlamada ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Kenar eşitlikleri ekstra bir eşitlik olmadığı için işimize yaramayacak galiba. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. A hocam burası 70 ise buraya 110 kaldı. Bunlar 55-55 yaptı. Hocam 50 ise buraya 130 kaldı. Bu, 130'u da 2'ye böldüğümde 65-65 kaldı buralara. E buradan ne geldi arkadaşım? Şimdi şunlar paralel ya. Şöyle 55 ise hocam şuradaki kaçı da 55'tir. 65 ise hocam burası da 65'tir. Tamam. Şimdi ADC açısı. ADC açısı isteniyor. Burada kaçı? Hocam 55'in 180'e tamamlayan açısıdır burası. Yani 125 yapar burası. 125 artı ABC açısı. ABC. Bir de 65 topladığımız zaman da kaç yapıyor? 190 yapıyor. Örnek 5 böylelikle 190 çıktı. Geldik yamukta uzunlukla ilgili bir şeye, bilgiye. Evet yamukla ilgili uzunluk soruları üçgenler konusundaki bilgilerle çözülebilir. Bunu en başta zaten videonun başında da söyledim. Ee, üçgenlerle ilişkilendirmeyi de bileceğiz. Hemen örneğine bakalım. Örnek altı ne diyor? Evet ABCD yamuk denmiş. DC ile AB birbirine paralel. Evet. Şimdi buradaki açıyla buradaki açının toplamı 90 verilmiş. Alfa artı beta 90 derece verilmiş. Arkadaşlar size öncelikle Yamuk konusunda çok kullandığımız bir bilgiyi söyleyeyim. E, yamukta hem açılar hem de kenarlar aynı anda işin içine girmişse eğer ne yapacaksınız? Paralel kenar oluşturacaksınız. Evet, paralel kenar. İster buradan böyle paralel kenarı çiz, yani şöyle bir paralel kenar oluştur. İstersen böyle bir paralel kenar oluştur. İstediğin köşeden yap. Yani böyle dar alan köşelerden. Ben şuradan oluşturuyorum şöyle. Benim alışkanlığım bu. E böyle bir paralel kenarı oluşturduğun zaman bak, dikkat et, şu paralel kenar oluştur paralel kenar oluşturdu. Daha işlemedik paralel kenarı ama e, öncelikli olarak yamuk konusu da işlenilebilir. Paralel kenar konusu da işlenilebilir. Ben kendi konu anlatımında böyle ana konu anlatımında paralel kenarı en başta işlemiştim. E, burada da yamuk işleyelim dedik. Bu şekilde yol aldık. Çünkü yamuk da işlenilebilir. Paralel kenar da işlenilebilir. Neyse. Paralel kenar yaptık. Paralel kenar hepimiz biliyoruz. 9 ise karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak. 9. 6 ise burası da 6 olacak. E hocam karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Alfaysa yöndeşlikten dolayı burası da alfa oldu mu? Oldu. Ne çıktı burada? Hocam alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğunu biliyorum ben. E o zaman burası 90 derece olur alfa ile beta olduğundan. E burada bir dik üçgen çıktı karşımıza. 9 12 15 üçgeni 3 4 5'in 3 katından dolayı burası 15 olur. Bizden AB uzunluğu isteniyor. Hop şuradaki uzunluk toplamda kaç yaptı? 21 yaptı. Dolayısıyla Örnek 6'yı böylelikle 21 bulduk. Bak üçgenden çıktı ama açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girdiği zaman ne yapıyormuşsunuz? Paralel kenarı oluşturuyormuşsunuz arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Geldik örnek 7'ye. BC ile AD birbirine paralel verilmiş. Dolayısıyla ABC'de ne oldu? Bir yamuk oldu. Sonra Ali Bey uzunluğu 6, BC uzunluğu 5. Sonra CD uzunluğu da 6 verilmiş yamuk şeklindeki bir oturma bankı. Evet şu oturma bankı şu şekilde. AB ve CD ayağı yer düzlemiyle 60 derecelik açı yapıyormuş. Evet yer düzlemiyle 60 derecelik açı yaptığını yazalım. AD uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar özel açı var burada. Bak üçgen bilgisi var. 60'ları nasıl kullanacaksınız? Hocam 60'ı şöyle kullanabiliriz. Şuradan bir dik çizerek. Ya da şuradaki 60'ı şöyle bir dik çizerek kullanabiliriz. E dik çizdiğiniz zaman ne oldu? Hocam dik çizdik. 30, 60, 90 çıktı karşımıza. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı da 3 kök 3 olur. Aynı şekilde dik çizdin. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3 kök 3 olur. E hocam 90 yani burası da 90 burası da 90 ya. Şuradan ne çıktı? 1 dikdörtgen çıktı. Çünkü şunlar birbirine paralel. Dolayısıyla burada kaçı da 90'dır. 90 ise burası da 90 olduğundan dolayı. E dikdörtgenden dolayı 5 ise burası da 5 yaptı. E bizden AD uzunluğu isteniyor. 3, 5 ve 3'ün toplamı yapıyor? 11 yapıyor. Dolayısıyla AD uzunluğunu böylelikle 11 olarak buluruz. Bak özel açı mantığı. Özel açı mantığı ile ilgili soru gelebiliyor. Yani özel açı gördüğün zaman üçgendeki gibi yine biz özel açı mantığını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yine dikimizi çekmeyi ihmal etmiyoruz. Evet örnek 7'yi 11 bulduk geldik örnek 8'e. Evet burada ne verilmiş arkadaşlar? Burada bir şeyler verilmiş. Şimdi ne yapabiliriz burada? Öncelikli olarak şuraya baktığımız zaman bizden x isteniyor. Arkadaşım bak buraya baktığın zaman ikizkenar üçgen var. Tamam şunlar ne verilmiş? Paralel vermiş. Paralelliği de tabii ki kullanacağız. E hocam ikizkenar üçgen görüp de tabanda mevcutsa insan olan ne yapar diyorduk? Evet. Tabana ait yükseklik çizer hocam diyorduk. Hop insanız madem çiziyoruz yüksekliği. Yüksekliği çizince hocam burası 16, burası da 16 olur mu? Olur. Sonra bizden x isteniyor. Hatta 16 20 artık biliyorsunuz 3 4 5'in katı. 12 16 20'den burası 12 mi çıktı? Evet. E sonra ne yapacağız hocam? Bak şimdi. Burası 90 derece var elimizde. Hatta burası da 90 derece. Dik yamuk konusuna geldiğimiz zaman yapacağız ama biz bunu daha öncesinde de görmüştük. Arkadaşlar bir uzunluk isteniliyor bizden. Bir uzunluk istenildiği zaman kendimize iki soru soruyorduk. Bir uzunluk nasıl çıkardı? Ya dik üçgenden ya benzerlikten. E 90 derece varsa dik üçgen. E dik üçgen oluştururken ne yapıyorduk? dikdörtgen oluşturuyorduk. Dikdörtgen oluştururken bazı arkadaşlar tabii şunu yapabilir. Hocam o dikdörtgeni ben şöyle oluşturmak istiyorum diyebilirsiniz. Ama biz bu zamana kadar hep böyle yaptık. Mesela şöyle bir şey gördüğün zaman hep içeride böyle dikdörtgen oluşturduk. O zaman burada da dışarıda da oluşturabilirsin ama içeride şeklinde yapsak daha güzel bir şekilde olur arkadaşlar. Şöyle dikdörtgeni oluşturalım. Dikdörtgen oluşturacak olursam 12 ise burası 12. E, yukarısı x aşağısı x ve şurada da bir dik üçgen çıktı. 12 15'li üçgeni 9 12 15'ten burası 9 çıktı. 3 4 5lik e katından dolayı yine. E tamamı 16. O zaman x'e ne kaldı? 7 kaldı. Dolayısıyla x böylelikle 7 çıktı. Bak dik üçgen muhabbeti karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet geldik bir sonraki soruya. Ne demiş burada? ABCD yamuk demiş. Şunları da paralel demiş. Şurası alfa iken burası 2 alfa verilmiş. 7 8 ve x isteniyor bizden. DAB açısı alfa, DCB açısı 2 alfa. Bak şimdi dur. Biz ne demiştik biraz önce? Açılarla kenarlar aynı anda işin içine girmişse paraya kenarı oluşturuyoruz. Hadi hem açı var burada hem de kenar ilişkisi var. Paraya kenarı oluşturalım. Hocam biz böyle seviyoruz aslında ama iki alfayı parçalıyorum burada. Niye böyle iki alfayı parçalayıp işlem yapayım? Paraya kenarı şöyle de oluşturabiliriz. Şöyle oluşturduk. Evet şurada bir paraya kenar oluşturdum. Paraya kenar oluşturduğum zaman ne olacak arkadaşlar? Paraya kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit olduğunu biliyoruz. 2 alfa ise burası da 2 alfa. Daha doğrusu bilmiyoruz da hani yine şeyden dolayı yapabiliriz. Mesela 2 alfaysa burası 180'e tamamlayan açısıdır. E bu da şunlar paralel ya. Bu da 180'e tamamlayan açısı olduğundan. Burası 180 2 alfa toplamları da 180 olduğundan burası da 2 alfa oldu mu oldu. Evet 7 iken burası kaç yaptı? 7. 8 iken burası kaç yaptı? 8'i yazdık. Hocam alfa ve 2 alfa var bunu kullanacağım. Aa burada bir açı var. Şu açıyla şu açının toplamı 2 alfa mı yapacak? Evet. E, i̇ki iç açının toplamı bir dış açıdır. Yani burası da ne yapmak zorunda? Alfa yapmak zorunda. Alfayla neyi toplarsam iki alfa yapar? Alfayı. A, alfaya alfa. Ne çıktı burada? İkiz kenar. Yani 8 burası da 8 olur. Dikkat et x ab uzunluğu. Ab uzunluğu x neye eşit oldu? 8 ile 7'nin toplamına. Yani 15'e eşit oldu. Örnek 9'u böylelikle 15 bulduk. Ve geldik örnek ona. Evet alt tabanı ab. Bu arada yamukta arkadaşlar. Şu alt taban olarak tanımlanır. Alt tabanı AB demiş bize. Hemen şekli ben çizeyim arkadaşlar şöyle. Şurası A, B, C ve D. Burası yamuğun alt tabanı. Burası yamuğun üst tabanı. Bunlar da yan kenarıdır arkadaşlar. Böyle sözel ifadelerde kullanılabilir. Haberiniz olsun. Evet alt tabanı AB. Üst tabanı CD. Olan ABCD yamuğunda AB ile CD birbirine paraya. Tamam. A açısının açı ortayı. Hemen A açısından bir açı ortayı çizelim. BC kenarı BC kenarında neymiş arkadaşlar? Dikmiş. BC kenarına dik geliyormuş. A'dan çizilen açıortay BC'ye dik geliyormuş. DC uzunluğunu 3 vermiş. Şu siyahla yazmaya devam edeyim ben. 3 vermiş. CE uzunluğunda şurası da E nokta olarak demiş değil mi? Evet, C, e CE uzunluğunda 4 vermiş. Şurası da 4. Biraz şey oldu ama olsun idare edin. CB uzunluğunda 10 vermiş. CB uzunluğu olsa burası kaç oldu arkadaşım? 6 oldu. Ali Bey uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız hocam? E burada ne var? Yükseklik. Yüksekliğe her zaman ayrı bir gözle bakıyorduk. Yükseklik bizim için çok önemliydi. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa aklımıza ne gelecek? Evet. 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 İkiz kenar gelecek. Hangi konuda olursanız olun. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa ya da yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa. Aklınıza o ek çizimler gelecek. Hem yükseklik hem açı ortay. Hocam x kenar. Hani şöyleydi. X kenar üçgende tabana ait yükseklik. Hem açı ortaydı hem kenar ortaydı. Yüksekliğin kolları böyle x kenar olacak. Yükseklik böyle ya. Kolları böyle x kenar olacak hocam. O zaman x kenara öyle tamamlayalım arkadaşım. X kenara tamamlayacak olursak. Hop şöyle yukarı doğru. Normalde yamukta böyle yukarı doğru tamamlamayı sevmeyiz. Hocam temel orantı oluşuyor aslında burada ama. Biz genelde içeride paralel kenar çizmeyi severiz. Ama böyle özel bir durum oluştuğu zaman yukarı doğru tamamlamalarda yapmayı tercih ederiz. Çünkü üçgen. Çünkü öncelikli olarak üçgen bilgisini düşüneceğiz. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet baktığımız zaman şimdi ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı hocam. E bu ikiz kenar tabanı da iki eş parçaya bölecek. Yani burası 6 ise burası da 6 olacak. Buraya kaç kaldı? 2 kaldı. E şimdi bak temel orantıyı kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Hocam şunlar birbirine paralel. Değil mi? E o zaman temel orantı şunun yok bunun değil. Nereye kadar? Bak şu paralelliği kullanalım arkadaşlar şöyle. E o zaman buraya kadar temel orantı. Şunun tamamını oranı. Yani 2 bölü tamamı. 2 bölü 12 eşittir. 3 bölü x mi olacak? Evet çünkü şunlar birbirine paralel. 3 bölü x'e eşittir. Buradan şunlar şunlar sadeleşti. 6 kaldı 1 kaldı. İşlerde i̇şler dışlar yapınca x eşittir. 18 mi yaptı? Evet. Belki paralel çizince şuradan değil de şuradan çizince yine sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu benim direkt dikkatimi çekti. Hem açı orta hem yükseklik tabii ki x kenar. Üçgen bilgisindeki o bilgileri yine kullanmayı düşüneceğiz arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutma. Üçgen bizim için çok önemli. Geldik örnek 11'e. ABCD yamuk. DC paralel abi. Evet. Şunlar paralel. Eyvallah. ABCD yamuğunda C köşesi DB boyunca katlandı. Daha D kenar üzerindeki C üstüyle çakışıyor. Videonun en başında ben size ne dedim? Hatırlayın. Katlama sorularında da bak. Ne yapıyorduk? Katlama sorularında da önce şunu söyleyeyim. Üstte binen kenarlar eşit. üste binen açılar eşit olacak değil mi? Hocam 6 ise burası da 6'dır. Eyvallah. Şu kenarla şu kenar eşit olacak. Eyvallah. Ama bu kenarların eşitliğini kullanmayacağız galiba. Bir de üstte binen açılar birbirine eşit. Şöyle şöyle. He, tamam. Aslında ne çıktı burada? Açı ortaylık çıktı karşımıza. Videonun başında ne demiştim size? Açı ortaylık paralel doğrularda açıortaylık ortaylık olduğunda Z'ye dikkat edin arkadaşlar. E Z'ye dikkat edin o zaman. Hocam şurada bir Z kuralı var. Z kuralından dolayı buradaki da çizgi açısı yaptım yaptı. Açıortaylık hem açıortaylık hem de böyle yamuğun içinde ya da karşılık kenarları paralel olan dörtgenlerin içerisinde böyle açıortaylık varsa Z'ye dikkat. Hatta bunu dedikten sonra katlama sorularında da açıortaylık geliyor. Dikkat et dedim orada da ikiz kenarlığı kullanabilirsiniz dedim Z'ye dikkat edin dedim. O yüzden katlama zorlarında genelde bu gözden kaçıyor. Üst üste binen kenarların eşit olmasını yazıyorsunuz ama üst üste binen açıların eşit olmasını yazmıyorsunuz. Bunları yazın. Bak yazdığınız zaman ne geldi burada. Aa çizgiye çizgi. Ne çıktı burada? İkiz kenar. İkizi böylelikle kaç buluruz? Hocam burası 14 ise böylelikle burası da 14 çıkar mı? Çıkar. Evet cevabı böylelikle 14 olarak bulduk. Kolay bir soru. Şöyle baktığınız zaman ama açı ortayları yazmayınca z'yi fark edemeyince maalesef sıkıntı. Bak bu söylediğim şey videonun en başındaki böyle açı ortaylık varsa Z'ye dikkat dediğim ve 90 varsa paralelikten dolayı karşısında da 90'ını yaz. Bunlar ufak tefek noktalardır. Bunlar yüzünden çok soru kaçıyor. Dikkat et sen kaçırma. Evet geldik buraya. Arkadaşlar bununla ilgili formül var. Ama asla ama asla. Gerek yok. Formüle gerek yok. Çünkü e, bundan sonra, bu ve bundan sonraki konularda yani yamuk ve yamuktan sonraki konularda göstereceğimiz tüm özellikler Üçgen bilgisinden çıkıyor aslında. Sen özellik bilmek zorunda değilsin. Üçgen o özelliği nasıl böyle üçgenle çözebilirim? Yani özellikle ilgili gelen soruyu. Onun derdinde ol. O şekilde düşündüğün zaman soruları çok rahat bir şekilde yaparsın. Şimdi gençler sayılara baktığımız zaman öncelikli olarak şu şu paralel verilmiş bir de şurası paralel verilmiş. Hocam şu paralellere bakacak olursak sayılar beni yönlendiriyor bak. Dikkat sayılar. Aa hocam şöyle bir temel orantı var diyebilirsin. Ama öncelikle niye x'e bakıyoruz ki? Önce şu sayılara bak. 6 ve 8 var. Ha, 6 ve 8'e bakınca hocam şurada bir kelebek benzerliği var. Hop şöyle bir kelebek. Gördün. Evet kelebek sayılar bizi yönlendiriyor. Dedim ya size zaten. Bu konuda benzerlik konusu çok fazla karşımıza çıkabilir. Dikkatli olun diye. Bak kelebek benzerliği ve temel orantı çok gerçekten çıkıyor. Evet kelebekteki oran 6 bölü 18 hocam. Ha, yukarıdan aşağı 6 bölü 18. 6 bölü 18 dediğimiz 1 bölü 3 yukarıdan aşağı 1 bölü 3 oran var. Yani burası A iken burası 3A burası B iken burası 3B yazabiliriz. E sonra ne yapacağız? Hocam X'e bakalım. X ve 18'e bakan şu temel orantıyı görür. Ya da hocam X ve 6'ya bakan şu temel orantıyı görür diyebiliriz. Yani senin e, verilen bilgiyi kullanmanla alakalı. Ben X ve 18'e bakayım. E X ve 18'e bakarsam şu temel orantıyı gördüm. İlla bu sol tarafta oran yok ki. Şöyle de o bir oranı kullanabilirsin. Yani a bölü tamamı 4a eşittir. x bölü 18 değil midir? Evet. A'lar nanay içler dışlar 4x eşittir 18 ise x böylelikle 18 bölü 4 çıkar. Bu böylelikle de x'i 9 bölü 2 olarak buluruz. Yani cevabımız 9 bölü 2 çıktı örnek 12'de. Geldik bir sonraki soruya. Ne diyor soru? ABCD yamuk. Şunlar birbirine paralel. Eyvallah. 9, 4, 15, x verilmiş. Yukarıdaki ABCD yamuk şeklindeki kağıt A ve C noktaları üst üste gelecek şekilde EB boyunca katlanıyor. He. EB boyunca katlandığında bak bu buraya denk gelmiş. Bak ben bunu böyle katlamışım. Bu ne demek arkadaşlar? A ve C noktaları üst üste geliyor. Şu buraya gelmiş. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 15 ise burası da nedir? 15'tir. X ise burası nedir? x'tir. Tamam eyvallah. E ee, üst üste verilen kenarları kullandık. Sonuca ulaşamadık. Şimdi ne yapacağız? O zaman hocam üst üste binen açıları da kullanalım. Şunlar da birbirine eşit midir? Evet. Hatta şunlar da birbirine eşit midir? Aynen öyle. Hatta bu açıyla da bu açı birbirine eşittir. E ee, bundan sonrasında ne yapacağız arkadaşım? Şimdi bundan sonrasında bu açıların eşitliğinden bir şey gelmiyor. Hocam açı ortaylık var. Şöyle bir açı ortaylık var. Bu açı ortaylığı kullanabiliriz. Şimdi maalesef sonuca ulaşamıyoruz. Yani paraya kenar oluştursak hocam. Paraya kenar oluşturunca güzel bir şey gelecek mi? Ee, belki gelebilir. Evet. evet. Evet, evet. 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 Bak burası 15 ya. Açılar ve kenarlar aslında işin içine girmiş. Farklı bir yolla da yapabiliriz aslında bu soruyu da biz paraya kenar oluşturmayı deneyelim. Şuradan bir paraya kenar oluştursak. Hocam yukarısı 9 bak paraya kenar oluştu. Yukarısı 9 aşağısı 9'dur. Buraya 6 kaldı. E ondan sonra şurada bir açı ortaylık var. Hocam açı ortaylıkta şöyle güzel bir şey var. 15 bölü 6. 15 bölü 6 nedir? 15 bölü 6. 3'e bölsen 5. 3'e bölsen 2. Yani burası 5K iken burası nedir? 2K'dır. E bundan sonrasında ne yapacağız? Ve dikkat et. Dikkat et. Şu uzunluk da aynı şekilde 7K eşit değil mi? Evet 7K burası da. E sonrasında hocam. Dikkat et. Şu açı ortaylığı burada kullandım ama şu açı ortaylığı kullandım kullanmadım. Şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Bak. Şöyle Z var burada. Şöyle bir Z kuralı var gördün mü? Açı ortaylıkta Z'ye dikkat. Z'den dolayı burası da çizgi açısı oldu mu? Oldu. Çizgiye çizgi. İkiz kenar. O zaman burası 5K oldu. Burası 5K ise burası da 5K'dır. Hocam toplamda 7K'ydı tamamı. Buraya 2K kaldı. 2K 4 ise 2K 4 ise K'yı 2 buluruz. Ve X de 5K olduğundan dolayı X de 10 olarak buluruz. İlginç bir soru. Güzel bir soru. Ya da daha farklı bir şekilde yapayım istersen. Bak, daha farklı bir şekilde. Yapmaya deneyeyim. İnşallah çıkar. Güzel bir şekilde çıktı. Dur bakayım. Şöyle yapsam. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 15 ise 15. Sonra x ise x'i kullandık. Şu açı ortay. Bu açı ortaylı ben nasıl kullanabilirim? Genelde böyle bir oran olduğu zaman oran yok ama buradaki şey isteniyor. X isteniyor. Ne yaparız? Oranı kullanmak için şöyle bir hamle yaparız. Şuradan hocam paralel çizeyim diyebiliriz. Amacımız ne? Kelebek ve temel orantı oluşturmak. Ama paralel çizdiğinizde böyle yamuk konusunda, paraya kenar konusunda böyle oranı kullanmak için paralel çizdiğinizde kelebek oluşturmak en sevdiğimiz harekettir. Paralelinizi içeri doğru çizebilirsiniz. Ama ya yani içeri doğru çizmeyi ben zaten daha çok tercih ediyorum. İçeri doğru paralel çizdiğinizde kelebek oluşmamışsa eğer işinize yaramaz. Çünkü burada hem kelebek hem de tem orantı oluşmadı. O zaman bu oranlamayı nasıl kullanırız? Hocam dışarıya doğru şöyle bir şey yapabiliriz. Dışarıya doğru da uzatabiliriz. Dışarı doğru uzattığınız zaman bir kelebek benzerliği çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bak kelebek benzerliği çıktı. İşte amacım zaten bu. Ama tercihim neyden yana onu söylüyorum. İçeri doğru paralel çizmeden yana. Bak çok bunu göreceksiniz zaten. İçe doğru paralel çizdiğiniz zaman kelebek ve temel orantı zaten çok fazla karşımıza çıkıyor. İçeri doğru çizdiğiniz zaman daha kolay çıkıyor. Ama içeri çizdiğinizde kelebek çıkmadıysa dışarı doğru da çizebilirsiniz. E tamam. E hocam ne olacak şimdi? Açı ortaylık var. Z'ye dikkat. Bak şöyle bir Z kuralı var. E, buradaki Z'den dolayı noktaysa burası da nokta yaptı. Hocam ikiz kenar çıktı. 15 ise burası da 15'tir. Buraya ne kaldı? 6. Aha da şimdi bu kelebekteki oran ne? 6 bölü 15. Evet ikinci yol bu. İkinci yoldan sanki daha kolay bir şekilde çıktı. 6 bölü 15 yazalım. 6 bölü 15 kelebekteki oran 4 bölü x'e mi eşittir? Evet. 4 bölü x'e eşittir. 3'e bölsen 3'e bölsen 5 2. Hocam buradan 2x eşittir 20 geldi. X de böylelikle kaç geldi? 10 geldi. Aha bir yerde hata yaptık. Nerede hata yaptık? İkisi 10 buldum. Tamam doğru 10 buldum. Hata yapmamışım. 13. sorunun doğru cevabı 10 çıktı. Biraz önce de 10 bulmuştuk galiba değil mi arkadaşlar? Evet galiba 10 bulmuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bakarsınız arkadaşlar videoda e, sıkıntı varsa yazarsınız. Ne bulduğumu unuttum çünkü ondan dolayı. Evet bu da güzel bir yöntem. Ama dediğim gibi içeri doğru paraya çizmeyi daha çok seviyoruz kelebek oluşmamışsa dışarı doğru uzatıp şuradaki oranlamayı o şekilde kullanabiliyoruz. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet gençler, geldik bu videonun son sorusuna. Bak, gördün mü? Oranlamalar var. Büyük ihtimalle benzerlik vardır. Bakalım şimdi. Ali bey uzunluğu K iken, 5K iken, Ali bey 5K iken DC uzunluğu 3K verilmiş. 3K'yı yazalım. DF uzunluğu A iken, AF uzunluğu 2A verilmiş. Burası A iken burası 2A verilmiş. Bak oranlama var yan tarafta. Hocam dışarı doğru uzatalım kelebek oluşturalım. Evet olabilir sıkıntı yok. A benim tavsiyem neydi? İçeri doğru paralel çizmenizden yanaydı. Ama içeri doğru paralel çizince daha net çıkıyor. Çoğu soru daha net çıkıyor. Tamam belki bu soruda dışarı doğru uzatınca daha kolay çıkacak ama içeri doğru çizip de yapmak istiyorum. Çünkü içeri doğru paralel çizince kelebek çıktı mı çıktı. Bu yöntemi bilin arkadaşlar. Bu bence en önemli yöntemlerden biri. Paray kenarda da eşkenar dörtgende de dikdörtgende de karede de. Zaten yamukta kullanıyoruz zaten bunu. E o zaman bunu kullanacağım hocam. Şimdi öncelikli olarak şurada şu paralel çizince kelebek çıktı. Bir de temel orantı çıktı. Hocam temel orantıdaki oran kaç? <laughs> 2 bölü 3. Bak dikkat et. 2 bölü 3. O zaman 2 bölü 3 olacak. Burası 2A mı oldu? Evet. Hocam 2'ye 5 oran var. O zaman burası 2'ye 5 oran olduğundan şu N'i bulabilirim ben. 2K, 2A'nın burası 2K değil 2K demişti pardon 2 bölü 3'ten dolayı. Evet 2K'nın 5K'yı oranı eşittir. N bölü 10 mu? Aynen öyle. 5K'da 10 ise 2K'da da kaç çıkar? 4 çıkar. N'yi 4 bulduk. Şimdi X'i bulacağım hocam. Şurayı yoğunlaşacağım hocam. E şurada da arkadaşlar 2'ye 1 oran var. Temel orantı. Şuradaki temel orantıdan dolayı arkadaşım. E buradaki temel orantıda 2'ye 1 oran var. E burada da 2'ye 1 oran olacak. 14 ise burası da 7 midir? Evet x ile kaç çıkar o zaman bak x 7 değil şuraya kadar 7 burası da 4 zaten 7 artı 4'ten kaç çıkacaktır 11 çıkacaktır evet arkadaşlar oranlama olduğu zaman da buna dikkat edin lütfen şimdi bu videonun sonuna geldik dediğim gibi yamukta bak gördüğünüz gibi üçgen bilgisiyle sonuca çok rahat bir şekilde yani üçgen bilgisiyle çözülebilen çok fazla soru var ama tanımını kullanacaksınız ve açı ortaylık olduğunda z'ye dikkat edeceksiniz. 90'lık varsa karşısında da 90 olacak. Ee, sonra özel açı varsa dik çizeceksin. Üçgendeki kullandığın bilgileri kullanacaksın. Yamukta karşılıklı kenarlar paralel ya. Oran varsa büyük ihtimalle benzerlik vardır. Bazı alan soruları da karşımıza geliyor. Üçgende e, şey alan, yamukta alan konusuna geldiğimiz zaman göreceksiniz. Alan dağıtmayı da kullandığımızda sorularda oluyor. Onu da zaten alana sakladık arkadaşlar. Burada alanla ilgili soru soramıyoruz. Alan konusuna geldiğimiz zaman sanırım son videoda arkadaşlar. Bu haftanın son videosunda e, üçgenle ilgili çözülebilen kısımlarından da bahsedeceğiz zaten orada. Evet üçgen, üçgen, üçgen hayat kurtarır. Üçgen yani bu ve bundan sonraki konularda çok hayat kurtaracak. Özellikle dörtgenler konusunu çok rahat bir şekilde yapmanızı sağlayacak. O yüzden üçgenler çok önemli. Bu şekilde bir konu anlatımı yaptığımız için siz üçgenleri de böylelikle tekrar etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda da çok faydasını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve... Ee, bu şekilde konu anlatımı yaptığım için ben bu anlamda çok mutluyum. Çünkü ÖSYM'de bu şekilde artık. Dörtgenleri de üçgenler üzerinden soruyor. Bunu unutma. Evet gençler. Böylelikle 9. haftanın ilk videosunu bitirdik. İkinci videosunda ne yapacağız? Yamukta uzunluk özelliklerinden bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki videoda, ikinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.